Recep abi. Abi kes beni. Bir dakika, kes beni derken saç sakal. Sakal, sakal. Ne oldu be oğlum böyle birdenbire ya? Kestiriyorum abicim, Allah Allah. Canım çekti, kestiriyorum ya. Ergun abi, sakalı mı kestiriyorsun? Evet, çok komik olacak. Hadi girelim de keselim ya. Ya kardeşim, senin bu sakalı jilet kesmez ki ya. Sinan, getir oğlum benim satırı. İndirip şöyle Allah Allah, şakacı kasap. Dur be abicim, sen dur. Dedim ki ben bir şey olunca dedin sakalımı keseceğim dedim. Öyle hatırlıyorum ben. O şey oldu mu ki sen sakalını kesmeye kalkıyorsun? Allah Allah, törene çevirmeyin ya. Allah Allah. Kestirmek istedim, kestiriyorum kardeşim. Hesap mı vereceğim? Yok öyle ama yok. Hesap vereceksin. O şey oldu mu olmadı mı? Ya kardeşim, sakalımı kestirmeye geldim. Size ne? Sen mi keseceksin? Allah Allah ya. Bu ülkede siyaset yapılana kadar uzatacağım demiştim. Aha da belli oldu. Artık siyaset başlıyor. Ben de sakalımı kesiyorum. Hadi abi. Yemezler. Dur dur. Recep abicim dur. Yemezler. Anlat şunu bakayım. Ne oldu da sen sakalını kesiyorsun? Bence kesin kız meselesi. Kız evet dedi. Allah Allah. Alakaya çay demle. Birazdan demleyeceğim bileder. Şimdi kazana su çektik biliyor musun? Ay aman aman. Bugün de herkes şakacı. Artist oğlum söyle bakayım sen bu sakalları niye kesiyorsun ya? Allah Allah. Sakal benim değil mi kardeşim? Kökü bende değil mi? İster keserim, ister salarım. Size ne ya? Abi kurban olayım. Girelim de sür şu köpüğü ya. Tamam, tamam. Ben mazeretini geçerli buldum. Hadi gel keselim. Teşekkür ederim. Hadi oğlum gel. Törende sakal kestiriyorum. Bu ne ya? Hayret bir şey ya. Ya doluşmayın abicim. Tiyatro mu oynuyor kardeşim burada? Herkes işine gücüne gitsin ya. Allah Allah. Hadi. Tamam oğlum, oğlum bakacağız tamam, işte ya. Ne var? Allah Allah. Allah Allah. Acımam benim. Daha önce sakal görmediniz ya çünkü. Tipe bak ya. Hadi lan kes, kes, kes. Ya alın şunu dışarı ya. Allah Allah. Abi sinirim bozuldu ya. İşsiz oğlum. İşsiz. Çıkın. Bakma abi sen onlara. Bakma. Tamam, bakma, tamam. Bakma. Bakma sen. Onlar yokmuş gibi. Gir baba. Heh. Kurban olsun. Kurban olsun. Başlayalım. Recep abi işine karışmak gibi olmasın. Önce makineyle kısaslamadın ya. Direkt şey oldu hani. Acımasın sonra. Recep abi, bu işi daha önce yapmışlığın var mı? Aman şunu var ya, bağlı. Süperdi abi. Hadi bakalım. Oh be vallahi kendinize geldik ya. Hadi bakalım. İçten yanmalı mı bunun motoru? Dört zamanlı. Dört zamanlı belli belli. Belli rolantide bırakalım ama. Süvap ayarını ayarlayamadık biz. Allah Allah. Enseme daha çok güldü ya. Neyse evet. Evet abi hadi herkes işine gücüne. Hadi dağılalım abicim hadi. Ne sırtıyorsun oğlum? Armut gibi olmuşsun. Sana abine dua et abi. Şşt. Çatay. Tamam abi. Tamam. Sinirim bozuldu. Armut Allah Allah. Yürü gitsene sen dükkanına oğlum. Bır 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 sürekli berber kapısında. Armut gibi olmuşsun. Say. Ergun abi, dikkat et de sinekler kayıp bir taraflarını kırmasınlar. Ay ay ay, dünyanın en şakacı esnafları sizi. Ya bunun suratında sinekler değil, bizim koyunlar bile kayar ya. Yapma ya, maşallah senin koyunlar ya. Da maşallah koyun değil, Katerina Vita ha. Ne dalga geçiyorsunuz kardeşim, Allah Allah. Baksana ayna gibi olmuş ya. Dur bakayım lan, bir bıyıkları tarayalım. Aynalı Ergun. Allah Allah. Recep abi, eline emeğine sağlık. Abi. Eyvallah kardeşim, sağlıklar olsun. Haydi bak. Yakıştık, yakıldı. Da anlamadığımız bir şey var. Bir adam sakalını durduk yere niye bırakır? Sonra durduk yere birdenbire niye keser? Fesübhanallah. Sen ne taktın be abicim ya? Allah Allah. Ergun Bey'in sırrını öğrenemedik. Dur bakalım.
altından ne çıkacak? Hadi oğlum hadi. Dağılın lan. Dağılın. Ya ne çıkacak be oğlum? Sen de taktın adama ya.